Araştırmacı yazar Vedat Tatar. Bu yörenin çocuğuyum. Burası Karaözü. Şahruh Beyliği tarafından 1400'lü yılların 1500'lü yıllara doğru 1445-1497 arasında bu köprünün yapıldırıldığı söylenir ama bana kalırsa burası çok daha eski bir köprü. Sadece o dönemlerde tadilat yapıldığını düşünüyoruz. Çünkü Sivas'taki olan bunun kitabesinde döşünde aslan kabartması ve üzüm var. Bu Selçuklulardan daha öncesini gösteriyor. Yani bu bir Hitit eseri, bir Sümer eseri olduğunu düşünüyoruz. Çünkü harfler açısından da bakıldığında Kaseri, Kaniş, Karun, Kültepe, Kurra, Hazi. Tam da burası. Karaözü yurdumuzda 3-4 yerde var ama Şahruh'un Karaözü denildiği zaman bu köprü bilinir. Bu köprü Cumhuriyet kurulmadan önce bütün kervan geçitlerine üstlük yapmış. Yani bu ırmağın çok azgın olduğu dönemlerde Şah'ın ruhum dediği tüm yaya ve vasıtalı geçitlerin yapıldığı tek yer burası. Buralarda çok kavgalar olmuş. Çok kaçakçılarla, burayı istila etmek isteyenlerle, işte haraç kesmek isteyenlerle falan çok kavgaların olduğu yer bu köprü. Geçtiğimiz yıldan 1-2 yıl önce muhtarımız Songül Muzaffer Talak sağ olsun bizlerle bu konuda ne yapabileceğini tartıştı ve düşünce olarak da UNESCO'ya müracaat etti. UNESCO'nun sponsorluğunda Kayseri Valiliğimizin de yapım işletme daire başkanlığınca yeni köprümüz geçen sene yapıldı. Şu anda da yeni köprümüz trafiğe açık. Bu bizlere asırlarca yol veren, asırlarca her türlü ulaşımımızı sağlayan şahruhumuzu şu anda dinlenmeye aldık. Sadece yaya trafiğine açık ve yöremizin tüm insanları gelip burada pikniklerini yapabiliyorlar. Onun için de yeni köprümüzü UNESCO'nun sponsorluğunda Kayseri Valiliğimiz yaptırdı. Umuyorum ki bu sene bu yan yolumuzda böyle bir asfalt dökülme çalışması olacak ve köprümüz resmi açılacak. Şu anda resmi açılışta değil. Köprümüzün öyküsü ve Karaözümüzün öyküsü bundan ibaret. Size çok teşekkür ederim. İsmim Yusuf Özdemir. Daha önce İstanbul'da yaşıyordum. Yaklaşık 13-14 yıl önce Karaözü'ne taşındık. Ondan sonra Karaözü'de yaşamaya başladık. Sadece Karaözü'nün değil, diğer yörelerin de bu taraftaki 19 Pare köyünde karnı çekmekte olan bir köprüydü Şahruh Köprüsü. Yalnız şu anda yeni köprü açıldığı için korunmaya alındı. Şahruh Köprüsü şu anda sadece yaya trafiğine açık. Araç trafiğine kapanmış durumda. Bu da UNESCO vasıtasıyla gerçekleşti. Daha önce belediye başkanlarımız tabii ki müracaatlarda bulunmuş. Olmamıştı. Muhtar Hanım'ın müracaatı, UNESCO'ya müracaatı sonucunda şey oldu. Trafiğe açıldı şey köprüsü. Yeni köprü. Şahruh Köprüsü yaklaşık hocamın da söylemiş olduğu gibi 1440 ile 1480 arasında yapıldığını biliyoruz. Sadece tahmini olarak söylüyorlar tabii ki bunu. Onun dışında da çevreye çok hizmet etti. Yani Şahruh Köprüsü çok karımızı çekti. Şimdi de dinlenmeye alındı.